Sayın seyirciler, senin kariyerinde bu hafta Okan Tutuncu Bey konuğumuz. Kendileriyle iş görüşmelerine has konuları konuşuyoruz. Okan Bey, bir de isterseniz izleyicilerimizi ipuçları aktaralım bu bölümde. Siz CV'de, yani bir adayı ararken nelere dikkat ediyorsunuz? Onları aktaralım. Şöyle diyeyim aslında ben size. Firmalar daha çok CV'lerde neye dikkat ederler ama bütün firmalar için tek geçerli olan bir numaralı şey adayın tecrübesi, yani işin tanımı kısmı. Bir CV oluşturuyorsunuz. Kişisel bilgiler, eğitim, tecrübeleriniz, işleriniz yani ve işin tanımları kısımları. Sonra diğerleri, referanslar falan gelir ama en önemlisi hep son yaptığınız işler ve o işin tanımı. Örnek, statü temsilcisisiniz, dayanıklı tüketim sektöründesiniz, 3 yılda çalışıyorsunuz. Şimdi bunu şöyle yazmak var, işte sektör dayanıklı tüketim, işte beyaz eşya ve statü temsilcisi. İşin tanımı kısmına bir şey yok, yani sadece bir cümle belki var veya yok. Bir de şöyle bir CV düşünün, gene aynı yazılmış ama işin tanımı kısmında yazıyor. İşte günde 5 buzdolabı, 4 çamaşır makinesi, 20 kişiye bağlıyım, 20 kişi bana bağlı, ben işte genel müdüre bağlıyım ya da neyse. Böyle bir, eğer yasak değilse, bir bütçe içinde çalışıyorum. İşte 6 gün çalışıyorum, 7 gün çalışıyorum, neyse bunun adı gibi işi tanımlamışsınız. Bir de aslında oraya şey vurgulamak lazım, değil mi? Ya adayın yapmış olduğu geçmişindeki tecrübesinde somut veriler sunması gerekiyor aslında. Aynen. Ya çünkü orada aslında CV'nin mantığı nedir? Orada izleyicilerimize ipucu verelim. CV'nin mantığı kişinin neleri başardığını veya neleri başarabileceğini öngörmeye çalışıyoruz Aynen, bizler. aynen. Bunu yani klasik olarak mutlaka somut örnekleri paylaşmalarını dile getirelim, Doğru. değil mi? Ki benim şirketimde bu bana yarayacak mı diye bakıyor firma. Çok Evet, doğal. aynen öyle. İşte aslında biraz da şöyle bakmaları lazım, değil mi adayların? Ben işveren olsam neye dikkat ederim? Yani benim şunu soruyorum mesela, benim sizi tercih etmem için bana bir somut delil sunar mısınız dediğimizde CV'de de bunu görmek istiyoruz aslında. Aynen. Değil mi? Çünkü kendinizi bir adam alıyorsunuz ve verimli olacak mı bana diye bakıyorsunuz. O zaman daha önceki işte verimli olmuş mu? Normal böyle gitmesi gerekiyor zaten. Ve ona göre bakması lazım adayına. Yani ben bu şirkete faydalı olur muyum? Ama sen bunu kanıtlamakla zorundasın. Evet, bir de aslında adaylar mutlaka güçlü yönlerini vurgulamalılar CV'de. Tabii o işle ilgili olan kısımda. Yani ben burada daha şunları çok daha iyi yapıyorum mu? Ya da yaptım mı? Ya da böyle başarılı aldığımı yazması lazım ki zaten bizim CV'de doldururken ödülle başarı kısmında yazar. Fakat firmalar bir de referansları da araştırırlar. Oradan da bulabiliyorlar yani firmalar. Aslında bir de demin çok güzel bir noktaya değindiniz. Dediniz ki ödül ve başarı kısımları. Aslında buradan hem topluma hem iş arayanlara da şunu vurgulamak lazım. Artık iş bulmak çok zorlaştı. Doğru. İşverenler çok yüksek performans elde edecek adaylar seçmek istiyorlar. Çünkü artık rekabet de çok fazla. Doğru. Üniversiteler olsun, yabancı dil olsun, her şey tek düze. Yani burada ne yapması lazım adayın? Bir adım daha nasıl öne geçebilirimin peşinde koşması. Doğru. Bunun için çaba göstermeleri gerekiyor, değil mi? Bir de mesela benim en çok sıkıntı yaşadığım konunun birinde de özellikle yeni mezunlar. Sizin de tespitleriniz var bu konuda biliyorum. Yeni mezunlara da buradan ipuçları aktaralım. İşte projeler üretmesi, stajlar sizden alalım da. Stajlar. Yani ben biz her sene üniversitede konferanslar veriyoruz üniversite. Geçen sene 100 üniversite verdik. Yani çok önemli sayıdır bunlar. Hep bahsettiğimiz çok önemli şey var. Okul hayatında mutlaka çalışın. Staj olabilir. Yazın part time olabilir. Hele okulu uzatmışsan mutlaka ister kendi iş kolunla, yani okuduğun bölümle ilgili olsun. İster öğretmenlik, rehberlik, garsonluk, kasiyerlik olsun. Mutlaka çalış. Kazanacakların bir, iş disiplini, kültürünü, o firmanın çalışma şeklini ve o firmanın kültürünü öğreniyorsun. Sektörel bir bilgi Aynen aslında. öyle. Para kazanıyorsun. Paranın ne demek olduğunu anlamaya başlıyorsun. Hep anneden babadan para almak değil. Bu sefer kendi paranı kazanmaya başlıyorsun. Onun değeri çok güzel oluyor. Dolayısıyla mutlaka mutlaka çalışın diyoruz. Disiplini görmek, kültürü görmek. Hatta birçok öğrenci yazları çalışıyorlar ve hep güney bölgelerinde turizm alanlarına çalışıyorlar. Kimi zaman bir animatörlük oluyor bu, kimi zaman bir otel oluyor, kimi zaman rehberlik oluyor. Hem tatilini geçiriyor, Tabii. güzel güzel işte hani güneş, deniz, ta dinlence oluyor bazen. Hem de çalışarak o para kazanıp yapacaklarıyla ilgili plan yapıyor.
Hele ki stajlar, şu çok önemli stajlarda, okuduğunuz bölümle ilgili siz o mesleğe aslında uygun musunuz? Yani aynen, aslında öyle. Dışa dönük müsün, içe dönük müsün, ona göre seçeceğin bölümler vardır. Bu da böyle. Sen belki psikoloji okudun, belki endüstri mühendisliği, belki tıp okudun ama yapmak istemiyorsun. Hı hı. Farkında değilsin. Belki bir bilezik, altın bilezik niyetine girdin oraya. Belki hasbelkader girdin o bölüme. Hı hı. Uygun musun bakalım? Kimya mühendisiysen eğer sen gidip o fabrikadaki o kokuları dayanabilecek misin? Bir tekstil fabrikasının kokuları ya da bir kostik fabrikasındaki. Uygun musun? Hazır mısın buna? Yoksa daha farklı mühendislik kavramını kullanarak acaba daha aktif bir şey yapma peşinde misin? Satış, pazarlama, halkla ilişkiler, insan kaynakları gibi. Nereye uygunsun? Bunları görebilmek için mutlaka staj yapmak gerekiyor. Bir de aslında şey var, işverenler olarak hani affedersiniz armut piş ağzıma düş, el bebek gül bebek bir toplum istemiyoruz aslında. Gençlerden de özellikle bunun altını vurgulayalım, lütfen çalışın çalışın diyelim. Mesela şeyler yapıyoruz değil mi adaylara? Yani kendilerini geliştirdiğini görebilmek için işte en son okuduğun kitap diyoruz, hangi proje ürettin diyoruz. Bunları sizler de yaşıyorsunuz. Mesela bazen ister istemez mülakatlarda adaylar ne yapıyorlar? Hani eğer ki bu alanda kendini kişisel gelişimlerine katkı sağlamamak, yani sağlıyorum deyip de sağlamıyorlarsa orada hani mülakatçılar bunları da tespitini yapıyorlar. Otomatikman elenme durumuna gidiyorlar. Peki sizin direkt olarak eliyorum dediğiniz hem CV'de hem adayda o tür özellikler neler söylersiniz bu konuda? Şimdi yine tüm firmalara baktığımız zaman bir aday neden direkt elenir? Hı hı. CV üzerinden bakalım. Hiç uygun değildir. Yani tecrübesi, şimdi yeni mezunlar için konuşamayız bunu asla. Tabii. Dikkat etmek lazım. Orada şöyle hata olur. Yani hiçbir yeni mezunda 5 yıl deneyim arayan bir firmaya başvurmaz. Çünkü yeni mezunsun. Ya da işte 40 yaşında uygun bir pozisyonsa o, ona daha 22 yaşında çocuk başvurmaz. Ne başka? Ama hiç uygun değildir ona. CV'de o elenir. Uygun gözüküyordur. Aday geldiği zaman mülakata şöyle düşünün. En basitinden 1.70 boyu olan, altı olmayan, yani güvenlik görevlisi alınacak ve 1.75 üstü aranıyor pozisyonda. Geliyor 1.50'lik bir çocuk. Hı hı. İş alınabilir mi? Alınamaz. Her sektörün ve her bölümün ona göre uygunlukları vardır. Hı. Yani 2.5 metrelik herhalde bir hemşire olmaz diye düşünüyorum. Yani abartarak veriyorum örnekler ama hani pozisyona çok uygun olmayan durumlarda veya işe istekli değilse mülakata gelir, herkes uygun olduğunu düşünüyordur. Aha, bundan sonra ama şey başlar. Yetkinlik, kurum kültürü ve pozisyona, müdürüne uygunluğu. Böyle devam eder bu işler. Ondan sonra da elenmeler olur. Gayet normaldir bu. Ya aslında o hani direkt olarak ilanın dışında bir hareket yapmamaları gerektiğini vurgulayalım ama biraz da şey oluyor mesela. Ben bunu çok fazla adayda gördüm. Çok basit bir örnek ama CV'sine telefon numarası yazmayan adaylar var. Of of. Yani onlar. Öyle vakalar var ki aslında. Veya çok uygunsuz bir fotoğraf, riskalık fotoğraf koyuyor. Yani bunlar işverenler için direkt olarak hani çok belki çok basit gözüküyor ama işveren için önemli bir husus. Değil mi? Şimdi öyle bir şey ki ne fotoğraflar görüyoruz biz. Yani bir tanesi hatırlıyorum şimdi. Etraf full sigara dumanı. Orada selfie yapmış herhalde kendisini. Onu CV'sine koymuş. Bir tanesi köpeğiyle şöyle sarılmış köpeğine, onu çekmiş, onu koymuş. Bunlar gayri ciddi şeyler. Tabii. Ya da yani firmaların önem verdiklerinin arasında mesela bazen e-mailler dahi olabiliyor. Yani adayın ciddiyetini ölçmek için e-mail'i işte Okan et bir şey olması lazım. Orada yazmış işte Polat Alemdar et yazıyor. Evet. Ya da seni seviyorum et bir şey yazıyor. Yani ya da ciciş biciş böyle olmaz. Tabii. Senin adın soyadın olan şeydir. Hani adın soyadın yoktur. Arkasından 1-2 koyarsın ya da bir numara koyarsın ya da önüne başına çizgi alt. Olur bunlar. Hı hı. Ama ciddi olması lazım bazı yani şeyler. Ciddiyet kesinlikle önemli. Adaylar bunlara dikkat etmiyor. Soru ben niye acaba mülakata çağrılmıyorum demediler. Yani o, çünkü bu işveren her şekilde ciddi adayı istiyor. Ciddi kişilerle çalışmak istiyorlar. Ya da bunları yazıyor her şeyi. Kişisel bilgileri, telefonu her şey yazıyor. Fotoğrafı düzgün. Ama işin tanımları yok. Yok, evet. Yazmış işte bir yerde çalışmışım. Hı-hı. Hiçbir anlatmamış. Belki muhteşem senin için doğru bir pozisyon, belki hiç değil. Hı-hı. Mesela öğrenciler de şunu şey yapıyorlar bizden.
hiç tecrübemiz yok diyorlar. Ne yazalım? Yaptığın tüm stajları yaz. Okulda çalışıyorsun bazen. Bir okazyon oluyor, bir şey oluyor, ne bileyim, kutlama oluyor ya da bir işte ya da bir gezi düzenliyorlar, organizasyon yapıyorlar. Aynen, bir organizasyon. Kariyer günleri yapıyorlar, aynen, davet etkinlik ediyorlar. Oluyor. Etkinlik görev alıyorsun. Mutlaka yaz onu. Yaptığın işi yaz ama. Şimdi önemsemiyor işi. Ya diyor ben fotoğrafçılık yapıyorum diyor. Ya olmaz olur mu? Her bir orada çalışılan pozisyonun önemi ve değeri var. Bunları yazman lazım. Ve bu işin uzmanları çok da güzel analiz ediyoruz oradan. Düşünsene mesela çok iyi şey yapıyorsunuz, sunum yapıyorsunuz orada. Yani hazırlıyorsunuz bazı şeyleri. İnanılmaz bir proses vardır orada mesela etkinliklerde. Yaptığın şeyi evet beğeniyorsun ama hani ne diye bakacaklar diyorsun. Ama firma raporlama ile ilgili bir bölüm için seni çok uygun görebilir ve alabilir. Ve o seni pazarlama, satış, üretim neyse oradan yukarı doğru çıkarabilir. O yüzden yaz mutlaka. Ne olursa mutlaka yaz. Peki izleyicilere şöyle de bir ipuçları aktarsak mı? Mülakatta neler soruyoruz? Bazen şey diyor adaylar. Mülakatta çok farklı sorular geliyor diyor. Bazen özel sorular geliyor diyor. Eğer firma kurumsalsa gerçekten yani saçma sapan firmalardan bahsetmiyoruz. Normallerden konuşuyoruz. Değilse sorduğu her sorunun altındaki yatan cevap şu. Benim firmama bu kişi uygun mu değil mi? Bütün sorduğu sorular bunun üzerine odaklanır. Yani kişisel bilgini seni soruyor. Kaç çocuksunu soruyor. Ne zaman evlendin de soruyor. Eskiden şunu derlerdi. Aile yapısı yani evliyse insanlar ailesini güzel geçindirebiliyorsa veya mutluysa işinde de mutludur. Ve ona göre bakıyor. Ve seçim kriterlerinde bir etken olabiliyor. Mesela şu dönem firmalar adayların işe alacağı tabii yani o son kalan hepsine bakmıyorlar da sosyal medya şeylerini araştırıyorlar. Evet, evet. Facebook'unu araştırıyorlar. Tabii tabii. Özellikle Facebook'ta çok bilgi ediniyoruz onun hakkında. Tabii şey yok da tabii ki hani herkese açık. Hayır, bazen isteyebiliyor. Diyor ki yani lütfen bana verir misin, açar mısın, görmek istiyorum diyor. Biz mesela bir araştırma yapmıştık bir keresinde ve araştırmada firmalara sorduk. Dedik ki en çok hangisini izliyorsun? Facebook çıktı. Sonra Twitter çıktı. Ve 45 ile yani firma insan kaynakçıları 235 firma yapmış bu araştırmayı. Bir şey çıkmıştı. Facebook'larına bakıyorum. Tabii. Peki neye dikkat ediyorsun Facebook'ta diye çıkınca? Sosyal medya diline ve yayınladığı içeriğe. İçeriklere tabii. Ne içerikler giriyorsun sen? Dini, siyasi, saçma sapan, fantezi neyse adları. Sonra neye bakıyorsun? Beğendiğin sayfalara bakıyormuş. Tabii muhakkak. Sonra profil fotoğrafların ve güncel mi ve gerçekçi mi? Yani hakikaten sen ağzına sigara mı çekip bol bol koyuyorsun? Yoksa dağdan atlarken mi, paraşüt atlarken mi koyuyorsun? Ama şöyle bir haksızlık da yapmayalım aslında. Sonuçta o adayın ya da o kişinin özel alanı orası. Tamam, bizler dikkat ediyoruz. Ben de bunu yapıyorum, bakıyorum ama biraz da böyle hani esnek mi olmak lazım işverenler açısından baktığımızda? Pozisyona bağlı. Yani bir metin yazarının, bir görsel tasarımcının yapacağı, yani içinde bulunduğu şeylerle bir sanatçının, bir bilgisayar mühendisinin, bir overlockçunun hepsi farklı farklı. Ama siz o kişiyle ilgili daha çok bilgi edinirseniz şirkete uyumlu olup olamayacağını anlamaya çalışıyorsunuz. Yani altında başka bir amaç yok. Yine ben doğal ve o normal firmalardan bahsediyorum. Yani ortadaki tüm ortalamadan bahsediyorum. Ve adayların mesleki birikimlerini paylaşmasını bekliyorlar. Facebook'ta bile. Ama bunun karşılığında adaylar da bir şey bekliyorlar firmalardan. Diyor ki firmalar, adaylar da firmadan. O da bakıyor. Bakalım senin internet sayfan var mı? Sayfan düzgün mü diye o da inceliyor. Tabii, hangi firmaya gidiyorum bakalım. Tabii. Ki adayın da hakkıdır. Diyor ki düzenli ve güncel içerik paylaşıyor mu firma? İnsan kaynakları politikalarıyla ilgili bilgi ve içerik var mı? Paylaşmışlar mı? Evet, o çok önemli. Sonuçta bütün firmayı, şirketi, fabrika hakkında bütün bilgileri aktardıkları tek alan aslında. Son dönemlerde artık bazı firmalar sadece insan kaynakları politikalarını ve insan kaynaklarının yaptığı işleri doğru düzgün anlatmak için Facebook'ta şeyler açıyorlar.
insan kaynakları bölümleri açıyorlar. Hı hı. Ve bunu ajanslara verip yönettiriyorlar. Mesela dijital sosyal medyada şirket var mesela, onları yapıyor bu. Yani hı hı. sadece insan kaynakları alanındaki niştir bu. Hı hı. Yapıyor. Niye? Çünkü kimisi akademi açıyor firmasında ve gelen insanlarını eğitiyor, ondan sonra sektöre koyuyor. Kimisi sürekli eğitimler veriyor. Her ay, her iki ayda bir gibi. Kimisi bambaşka alanlarda yapıyor. Yani esnek çalışmadan tutun da verdiği haklara, yan haklara kadar birçok farklı işler uyguluyorlar. Evet. Bunları duyurdukları zaman işveren markası oluyorlar. Sosyal medya bu yüzden çok değerlidir. Çok önemli, çok önemli. Mesela adaylar yine şeye bakmışlar. Sosyal hesaplara kullanılan tasarımların firmanın kurumsal kimliğe uygun olup olmadığını. Hı hı. Yani bu işi bir çocuğa mı yaptırıyorlar öylesine mi? Yoksa gerçekten bir kurumsal anlamda mı yapıyorlar, onlara baktırıyorlar. Aslında yani adaylar da profesyonel bir imaj arıyor. Yani bunun Türkçe yani kısa özeti bu değil mi? Profesyonel mi değil mi? Aynen. Hele hele bir de yeni mezunların hani ben hep şunu söylüyorum. Yeni mezunların yani öncelikle ne diyoruz biz? Güçlü yönlerini fark etmelerini, kendi yeteneklerini bilip ona göre şirketlere başvursunlar diyoruz ama özellikle daha seçme şansı olan, daha deneyimliler, işte orta düzey yöneticiler, üst düzey yöneticiler, daha böyle uzman kadrosu olanlar için de seçme hakları var. Sonuçta bir tecrübe edinmişler ve başarılılarsa hele bu, daha da spesifik şeyler yaşayabiliyorlar. Bu noktada dediğiniz çok önemli.